Merhaba canlarım. Hayırlı günlerimiz olsun canlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben iyiyim çok şükür. Kaan'cığım da iyi. Herkes çok iyi. Canlar böyle. Şunu da şöyle koyalım. Ben ne yaptım bugün? Şöyle biberli bir yumurta yaptım. Yağda. Biberli yumurta. Şöyle bir tabağım var. Kahvaltı tabağım. Canlarım. Siyah zeytini getirseydin Kaan neredeydi bulamadım ya. Dolaba mı koydun? Hı. Hadi getir bari. Ekmeğe versene ekmeği. Versene annem. Hepsi bir cins. Ver başka ver bu ne? Ver poşeti ver. Bak dökmüşsün oraya. Onu getirir misin buraya? Ne yiyeceğim ben? Ha, sen mi yiyorsun? Tamam ye ye. Ye anneciğim ye tamam. Pide de var. Pide de yok bari. Nereye koydun ki ya? Tezgahın üstünde var. Açılmamış paket onu getir aşkım. Onu açalım bari. Bismillahirrahmanirrahim. Kutuyu getir kutuyu. Buldun mu? Hmm. Evet. Açalım bari. Çok yaşa. Alacak kuş burnu marmelata. Biraz yiyelim bari. Tabakları uzatabilirim bir şey almak istersen. Bir sürü şişe var orada. Kaan şişeyi alsana. Merdiven dolu. Su doldurmaya gitti. Sular dolu. Dolaptan dolduruyor. Soğuk.
kadar acı biber. Mamalarımız bunlar. Mama. Böyle. Hala ağzında ya yumurta. Hı? Yumurta hala ağzında. Ne yapayım? Yüzünü temizlesenize. Çiğneyim ağzına mı koyayım? Yutsun. Islak merkezine var şimdi. Yüzünü isteyeyim. Tamam bırak. Hayır, ya. Hayır. Islak merkezine. Niye böyle yapıyorsun yüzünü? Manyak mısın? Bilmiyorum. Ne kadar acı. Anam.
Çikolata söyleyeyim ekmeğine? He? Çikolata. Evet. Ne ya? Ekmeği nereye sakladın? Tüüü. Neyin altına soktun kız? Koyun torbanın içine. Tamam. Yastığın altına saklıyor ekmeği. Aç kalacağım korkusuyla. Tok evin aç kedisi. Ama. Ne diyoruz işte? Tok evi. Tok evin aç kedisi. Burada da aç kalıyorsa yani. Oh, ay ne kadar acı. Oh. Biraz su iç. Daha çok yakar su. İçmemek lazım. Annen yasak getirmiş. Ne? Benim kızımı diyor çıkartma diyor. Kimseye selam vermesin diyor. Yazmış bayağı gördüm. Canlarım demesin diyor. Al bakalım hadi çok sıkmadan. Bakalım hepsini yiyebilecek mi? O şey kasıtlı çocuk ya değil mi? Sanki takipçiler de çok meraklılar gibi. Zaten istemiyorlar ki takipçiler. Ne anasını ne kızını. Rahatsız oluyor çoğusu. Bahsettiği de çocuk ya. Öyle demiş ya. Saçma ya. Zekalım da nedir? Kendi çekiyor videoları. Atıyor senin için çektim. Annem için çektim. Al at. Başı ne yersin gibi? Şöyle konuşturuyor insana. Anne. Hadi otur ye ya. Tamam. Şey konuşma otur ye. Ekmeğini ye. Tamam bitir onu. Hı. Yumurtan kaldı ama. Anlayayım. Tamam. Tamam bitir hadi. Aferin sana. Çok acı anacığım ya. Bırakayım da baban yesin kalkınca. Değil mi? Ağzını alsın bilmeden. Yiyorsun herhalde. Evet yiyorum. Çok aldım. Aferin. Thank you.
Mesaj geliyor. Çok şükür. Allah olmayanlara da versin. Ne oldu? Şükür ediyorum. Ne oldu aşkım? Bir şey olmadı. Bitir ama. Dedin ya bitireceğim dedin. Hadi akıtma. Kimsenin çayımızı koymasına ihtiyacımız yok. Aslanlar gibi çayımız burada. Bir demlik. Ay. Bulaşık da öyle. Çamaşır da öyle. Ne ki ya? Makine var. Abi. Tıt 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 tıt. Bitti. Eğil kalk. O da spor. Alıp koyarken. Kimsenin kimseye ihtiyacı yok. Yani. Öyle bir şey yok. Yazmışlar ki yorumlardan. Esra olsa çayını ne alakası var? Kalk kalk koyarım. Uzakta değil ki. Dağa tırmanmıyorum, dereye inmiyorum. Yan tarafta. Atla gel Şaban 2 dakikada. Yani. Kimse kendisini nimetten saymasın yani. Değerini düşürmesin. Kimsenin kimseye ihtiyacı yok şu yalan dünyada. Elin ayağın tutuyorsa elhamdülillah. Evet, Allah'tan başka kimse kimseye muhtaç değil. Öyle yok. O anda kalkmak istemişim. İstememişimdir. Sana seslendim. Hı. Dün çekim yaparken, pardon canım, Yusra dedi ki yukarıda dedi, ha. Dayım dedi. Ben de öylemesine yani bir kalkmak kalkarım, saygısızlık olmasın diye izleyicide canlı yayında kalkıyorum. Dün canlı yayında bırakmadılar mesela, çoluk çocuk. Allah razı olsun hepsinden. Dediler abla ne olur kapatma. Kapatma, biz de beraber kahvaltıyı hazırla. Hı. Biz bekleriz, yemin ediyorum. Gittim koydum oraya. Kahvaltımı hazırladım. Sonra geçtim karşılarına. Yani kalkar otururum da şu an kalksam bir sakıncası mı var? Yok. Kalkarım çayımı alırım koyarım. Esra yok da demiş de. Maşallah. Ne Esra'lar ben bulurum istedikten sonra. Sorun değil yani. Yemekten önce kafa gitmişti biraz. Dünden beri moralim de bozuk. Niye? O Neşe Hanım'ın kalbini kırdı ya. Canlı yayında terbiyesizlik yaptı. Kusura bakmasın Neşe Hanım da. Artık biliyorsunuz Esra'yı be. Man. Herkes tanıdı. Helal kalmışsın ya. Daha şey yazmış. Herkese bir zılgıt attı yani. Tabii. Boş ver. Çocukluğunu mu sayacaksın artık? Ne cahil. Ne tamam. Ya? Yaşı var. Kariyeri var. Ama demek ki kişisel içgüdüsü gelişmemiş. Çocuk ruhlu ya da bilmiyorum. Agresif. Hırçın. Ne dersen ne yakıştırma yaparsan yap. Takmıyorum ben. Bizim ilişkimiz artık laçkalaşmış. Lastik gibi. Uzuyor.
İntik sarıyor. Yani böyle. Yemin ediyorum. Satsan atamazsın, satsan satamazsın. Satmaya kalksan da kim alacak ama karakterin oyunu bildikten sonra. Vallahi burası yapma oğlum işte. Diyecek başındakini atıyorsun bana. Işte uğraşamam ama. Der. Ne? Yani. Tamam mı? Gerek yok. Adam da sesimize uyandı. Ha, şeysiz geldi nefes. Aha. Uşuk ne hocam? Gel aslanım gel, kahvaltı hazır. Günün zor. Ay. Kocam da kocam. Benim de kocam. Kıymetli oldu demeyin. Daha yeni bağırıştık. He? Sen de mi şarkı söyleyeceksin? Annen senin sesini de yasak koymuş. Rütük gibi. Görüntün de yasak. Yapacak bir iş yok yani. Niye her şey yasak? Yasak koymuş mu? Ona sor. Daha iyi benim için. No problem. Oh. Esra. Özel yaparım yani. Çekim mi çüküm mü? Yani bu çocuğu da koyuyoruz ileride bir hatıra olsun diye. Manasız, mantıksız bir insan. Utanmaz. Yine yalakalaşır. Ciddi alın. Şimdi de ona küstüm. Birinde bor. Ama benden kaynaklanan bir şey yok. Neşe Hanım yani dün Messenger'dan yazmış. Bayağı üzüldüm ben de. Hakkı yok ki kimsenin kimseyi üzmeye. Girme arkadaşım. Bir şey varsa, bir beğenmediğin bir yön varsa, bir yazı varsa, bir şey varsa, yani sen annenim, yanımdaysan, bana anlat değilsen, yapma. Nasıl onlar yazıyorlar ayrı bir yerden? Olduğu gibi yoruma yazmıyorlar. Özel bana dersin, böyle böyle de. Şu an mesela anne, hoşuna gitmeyen bir şey vardıysa, bana deseydin, anne, ayrı bir yerden, WhatsApp'tan yaz, bir yerden yaz. Hani ben böyle istemiyorum, yapma. Benim kızım selam vermesin, benim kızım işte şey yapmasın kimseye, konuşturma desen, amenna. Sen orada kalkıp da hemen şeyden atlar gibi. Olmaz mesela yani. Saygı. En son. O kişiye saygısızlık. Ben onu kabul etmiyorum. O saygısızlık bana. Ben onun için üzüldüm yani akşamdan beri. Hakkın yok ki. Yok, bir şey de hakkı yok canım. Ve bana sen enerji vereceksin. Motivasyon vereceksin ki. Ben bu yavruya burada içimden gelerek sevgiyle şefkatle yine bakıyorum. Ama psikolojim moralim bozuk olduğu zaman artık düşünün. Birine bir şey yaptığınız zaman. Stresli olmuyor musunuz? O stres dışarıda yansıyor. Ne kadar belli etmesen de yine oluyor. Sen benim moralimi niye bozuyorsun? En son bir de daha var. Benim enerjimi niye indiriyorsun ki? Böyle bir şey yok. Defol git ya. Tamam var. Al çocuğunu git. Beni bağlamaz yani. Senden ne hayır gördüm ki ondan göreceğim. Canlı da şeydeyim canım, video çekiyorum. Gel burada yemeğini ye, senlik bir şey yok. Gel geç buradan ye. Geçen Ramazan'da bir şey dinlemişsiniz herhalde de. Kim tamam ne? Geçme diyorum ya. Hayır, tamam. Allah Allah, ne yapıyor bu adam ya? Ne yaptın, çıktın? Eyvah. Merhaba de o zaman. İyi merhaba de, tamam. Ya neyse. Şey. Ne yapıyordun o zaman? Geçen Ramazan'da bir şey vardı. Şeyde mi ya? Şeyde mi? Ramazan'da şey vardı. Faizle ilgili bir konuyla Esra ile sen tartışıyorsun da bir takipçi demiş ki ya çok güzel şeyler konuşuyor da bizim bir bilgimiz yok faizle ilgili. Hani aydınlatır mı? Gerçi senin konumunu bir şeyini bilmiyorlar da ne olduğunu bilmiyorlar. Sadece yok. Doktor şimdi olduğunu biliyorlar. Biliyor musun beni? Evet. Yok bana bir şey yapmıyor. Niye? Faizle ilgili kızımla konuşurken duymuşlar valla. Bilmiyorum ama yine biraz uçtan gördüler. Sileyim mi? Kaldırayım orayı, kalsın mı? Görünmek istemiyor musun? Bunu iki bölüm yapacağız. Konuşmak istemiyor musun faiz önemli bir şey? Ya sen tamam, şeyde yapar. Programı da yapar. İstemiyorsun mu konuşmak? İyi, ben bir teklif sundum sana. İkinci anne program. Bir yere giderken diyor ya, iyi eğlenceler diyor. Bir bakıyor böyle. He, rahmetli ya. Mutlu oluyordu. Mutlu olmamızda. Bir yere giderken hadi iyi eğlenceler. Programınızı yapın diyordu. Program. Onlar için ne yazsın? Olsaydı iyi olurdu. Aslında çok severlerdi takipçiler. Ana avrat düz giderdi. İleri geri. Rahmetli. Anneni çok sevmişler. Gümüş annemiz diyorlar.
Çok ağzı dualı Kur'anlı diyorlar. Dua etti ya bana oradan. Sen de gelinlerin hayrını o görmüş ya. Tatil çok güzel gidiyor. Allah uzun ömür versin hepsine. Ne diyelim? Babamla başlayacak. Tatil çok güzel. Yarın ya. Başlıyor değil mi? He, direkt onun için oluyor. Kaan'ın şimdi mutluluğu var diyecek yok. Yarın özgürlüğüne kavuşuyor. Seviyorum herkese. Özgürlüğüne kavuşuyor. Adam çalışıyormuş adam. Çalışıyormuş. Davra gidiyor değil mi anne? Tabii karakter, kötü huy. Kişiler bilmiyor. Olumsuz da yapıyor tabii. Nefret ediyorsun o zaman. Evet. Ne kadar sevsen de yani o anlık kalbin kırılıyor. Ben şu anda olmasa şey daha iyi. Olmaz diyorum. Hayır. Oturacağım ben hiçbir sorun yok. Motor emeklisin. Ben mutlu değilim de. Bak mutlu değilim diyor. Faaliyet lazım. Başka türlü faaliyet teklif ediyoruz. O faaliyeti de kabul ediyorsun. Ne istiyorsun ben de anlamadım. Evlen o zaman oğlum. Evlen direkt sana. Tamam her şeyi yap. Ha? Anne. Duyuyorlar. Duyuyorsunlar. Böyle anne. Güzel bayanlar kızlar çıkarsa. Ne? Kaynana şeyine koyanlar gelsin. Furkan'ı görmüşler herhalde. Aşkım, bir tane Özbek kızı. Beni gelin eder misin diyor. Dedim oğlum da seni görsün. Kaynan anne diyor. Kaynan anne. Belki bir izler. Öpüyorum seni buradan. Şunu izle yüzünden. Hep oyun onlar. Her şeyin hayırlısını. Bilemeyiz ki hayırlımış. Yani belki de çok hayırlı bu kız. İşte bilmiyorsun ki Allah yazdıysa olur. Yazmadıysa da bir şey diyemeyiz. Kadere inanan insanlar. Beğendin mi yumurtayı? Şu acıyı da koydum ki ağzın yansın diye yemedin değil mi? Var burada senin bir sürü şişelerin. Şunu bir bitir. Şunu bitir. Ondan sonra koyun onu çöpe at. Aşkım, pardon. Yedi mi ekmeğini bitirdi mi Kaan? Hı. Bitti mi ekmeğin? Doğru söyle. Ay helal olsun sana maşallah kızım benim. Böyle bir tane ekmek yedi çikolatalı. Yumurtasını yemedi ama yarım yedi. Hayır. Ne yapıyorsun bitirmişsin? Şunu ne yapalım biliyor musun? Böyle dikeli. Tamam. Hı-hı. Hadi yardım et bana oradan. İyi kapatayım mı bari ben? Orada bir şey. Siz kahvaltınızı yapınız. Biraz da canlıya takılalım. Açık burası. Konuşmayacağım bir şey. Yok. Niye? Utanıyor musun? Ne utanacaksın ya? İnsanlarla oturup kalkmışsın. Esra saygısızlık yapmış. Ona üzüldüm. Sen de üzüldün değil mi? Söyledim sana. Neşe Hanım'a. Ben de üzüldüm. Özür dile dedim değil mi? Bak eşim de şey yapıyor Neşe Hanım. Artık izlersin. Yarım yapmayacağım dedim de. Neşe çok kaliteli bir insan. Bak. Esra'yı ciddiye almayacağınız işte. Yok gibi kabul edeceğiniz. Ne yazarsa yazsın bakmayacaksın yani. Ya ne yapacaksın? Esra ya. Öyle. Psikolojisi bozuk onun. Ne bileyim. Ama hep öyleydi be. Önceden de aynıydı. Sanki yeni bir olay. Allah işi var, gücü var. Nefis de. Kendi kendine bozuyor psikolojisini. Ortada hiç karakter mi? Doğru karakter. Tabii canım. Kötü gen. Genetiği bozuk. Bizim tarafta yok öyle bir ben şey. Ben hatırlıyorum ya çocukluğundan beri. Hadi. Tabii canım. Sizin tarafa çekmiş. Genleri de söküp atamayız ki kesemeyiz. Evet. Böyle kabul edeceğiz değil mi? Ömür boyu. Bak şurada siyah zeytin var kutuda. Yok. Yok. Öyle kabul edeceğim. Bazı insanlar öyle. Olduğu gibi kabul edeceksin. Hayatından da çıkaramıyorsun. Çıkaramazsın ki evladın. Ama böyle olduğu gibi kabul edeceksin. Değiştiremezsin de olduğu gibi kabul edeceksin. Üzülmeyeceksin de. Onu öğrendim ben. Şimdi bu alışmış. Bana yapıyor. Hiçbir şey olmuyor. Ya bir hediye alıyor. O gün Sariye'nin orada da. Arabayı almadı kadına. Sonradan Sariye'yi almadı arabaya. Kaldı kadın. Bastonun elinde kaldı kadın böyle sabit. Beddua ettin üstüne biliyor musun? Ben beddua ettim. Kızdım yani. O anda sinirlendim. Allah. Kapıyı da çarptım ben. Baktı. Adama da bir de ağzıma geleni de saydım. Dedim adam da gelmiyoruz. Ondan sonra aradan geçtiği gün almış bir kolye, altın, Sariye'ye gitti para verdi. Bilmem gönül aldı ama neye yarar ki?
Kırıldık bir kere yani. Bak kadın ona hep konu ediyor. Olmaz. Şimdi oradan bunu çıkarıyorum ben. Sen bayağı bir üzülmüşsün ona. Kadına üzüldüm ben. Kendime değil. Ne araba. İstediğim bütün arabalar benim. Kendi arabam var yani. Sorun değil de kadına yaptığı saygısızlığı ben. Hepimiz bindik biliyor musun? Ne dedi? Dedi ki 500 kişi alamayız dedi arabaya. Kadın zayıf zaten. 500 kişi mi? 500 kişiyi alamayız dedi arabaya dedi. Ne olmuş? Kızı kurulmuş. Al kucağına. Biz zaten 5 dakikalık yerde ineceğiz. Sonra sen beni arıyorsun. Anne araba getiriyorum. İnin. Sarıya da geliyor dedim. Adam parasına bakıyor. Parasına bakıyor adam. Ne karışacak aile olayına? Ben hep korkuyorum. Bir toplumda oldular. Bozuyor insanı. Değil mi? Patavatsız. Davulcuya ne yaptı? Adam helli felli hedef takım elbiseyle şapkalı gelmiş. Adam terslenir mi? Kapıdan çocuk olsan hadi neyse. Tersli diye sen kalktın verdin bahşişi. Git kardeşim diyor. Ne kadar ayıp bir şey. İşte imam adam bir şey bu güzel ahlakı ya imam. Nereden öğrendin deyince ahlaksızlardan öğrendim. Herkes demiş iyi insanları örnek alıyor. Demiş ki ya onun yaptığı şeyin ne kadar iğrenç olduğunu gördüm. Tiksindim. Yapmadım. Değiştirdi kendisini. Tabii. Onun hareketinin ne kadar kötü olduğunu ben görüyorum burada. Çok kötü. Tiksiniyor insan. Çok kötü. Gülizar'ı da kovuyordu. Halasını kovmamış mı ablanı? Ablan ne demiş? Gelmiş gelin. Çoluk çocuk. Almamış eve. Ben evde yoktum. Ben olsam almamış, almamış. Şey yapmam mı lan? Benim hem evim de, ben. Benim evim. De, herkes gelebilir. 5 altın getirmişler. 5 altın gitti o gün. Altında değil başlarını yesin diyor. Ben onu diyor bir günde kazanıyorum diyor. Onun şeyi yok ki. Halasını almamış eve, kadın şaşırmış. Hiç alışkın değil ya. Ben her zaman hepsine güler yüzle davranıyorum. Benden işte hiçbir problem. Çok kötü olmuş. Benim bu hiç kimseyle bir problem. Ben hepsini ama seviyorum ya. Görümcelerim, ya şeylerim, hepsi yeğenleri. Hepsi ama saygılı, hürmetli. Nalan dedi. Burada olsun şeyi de almaz. Bizim düğünlerimizin hepsine geldi ve altın taktı dedi. Tabii canım ben hepsini sayıyorum, seviyorum. Hayır, kadını almamış ya. Kadını orada bir titreme gelmiş. Zangız. Kimi? Emine hala ya. Zangır zangır titremiş olduğu yerde böyle sinirden kadın. Bir şey de yapamamış. Kapıyı kapatmış üzerine zaten. Zangır zangır deyince başka şey yapmamış. Allah Allah. Ben de o zaman Allah annem Allah para biriktirmiş. Rahmetli annem. Para biriktirmiş. 12 bin lira para biriktirmiş. Yusra yeni doğmuştu. Kimseye güvenmiyor ya. Ondan sonra bana dedi ki Ebi dedi gel dedi gidelim dedi. Kapalı çarşıya bilezik alayım bu paralarla. Ben de gittim o zaman anneme 4 tane bilezik o parayla. Onun için gitmiştim. Esra da burada işte. Kadın da gelince telefonsuz geliyor onlar da. Alo deseler tamam. Sonradan kadını kovuyor. Duydum ki kadın titremiş. İyi ki bir inme bir şey gelmedi ama. Kaç yaşında kadın ya 70 yaşın üzeri. Ne kadar ayıp. Tamam. İyi yaptım diyor. İşte ne bileyim. Tohumlara. Atsa atamaz, satsa satamazlar. Kimsenin yanında bir değeri olmaz ama. Ne olursa olsun. İnsan olgun olacak. Benden bir şikayeti var mı hiçbirisinin? Allah için söyle. Dört kitabın ordusundan konuş. Var mı? Senin sülalen. Erkeğin, erkek kardeşin, kız kardeşin. Yok. Çevren, akraban, amcaların, yengelerin. Yok, hepsi, yok. Hepsine. Kur'an çarpsın. Ben daha yakınım senden. Hepsi sana kırılıyor, daralıyor. Benden hiçbir problemler olmamış. Kaç senelik evliyiz? 35 senelik evliyiz. 36 olacağız 1 Ağustos'ta. 88'de evlendik. Hiç kimseyle bir darılık, kırgınlığım olmamış. Kaynatam hele. 3 gelin bir yana, sen bir yana demiyor muydu? Hepsi senin gibi olsa diyordu. Öyle işte. Kendin için yapıyorsun. Kimse için yapmıyorsun aslında. Değer, kıymet, ne bileyim. Öyle bir şey zannediyordu kendisini. Doğru bir şey değil. Kendini değiştirmesi lazım. Değiştirmiyorsa da vallahi yarın kimse yüzüne bakmaz. Ne gelinler kapısını açar, ne eşleriniz böyle yaparsa el kızı çekmez ki. Hakkı. Kimse kapıyı açmaz. Bak Hakkı diyor da. Yarın onun ismi geçince hep bu kırıcılıklar aklına gelir insanlar. Evet. Rahmet dokunmaz. Tabii doğru. Gelmez bile kimse. Bak dünya iyi hatıra bırakacağım. Bir kendilik. İyi hatıra bırakacaksın. İyi hatıra. Öyle. Parayla o zannediyor ki her şey menfaat için selam veriyor. Öyle görüyor biliyor musun? Her şey menfaat. Hayır. Her şey menfaat değil. Dostluk var.
İnsanlık var, arkadaşlık var. Olur mu ya? Öyle bir şey olur mu? Öyle alışmış. Her şey para. Para için herkes selam veriyor diyor. Para için ne alakası var ya? Tatlı değil, güler yüz. Kimse aç değil ki. Herkes evinde bir lokma olsun doyuyor yani. Tabii. Öyle görmüş, bilmiyorum. Değişik karakteri. Biz hiç öyle değiliz. Keşke çekseydi bize. Yanlış. Allah yardımcısı olsun, başka bir şey demiyorum yani. Yarın o çocuk da onu anladığı zaman çocuk da selam vermez. Çeker gider babasına. Vallahi kaçar yemin ederim. Onu mu çekecek ya? Annesiyken ben en yakınıyım. Kaldıramıyorum yani hareketlerini. Yanlış. Al işte onun için o lafım yarım kaldı demin. Laçkalaşmış ya. Şimdi artık üzülmüyorum da yaptığına. Çünkü bu yani. 5 gün iyi olacak. 3 gün sonra bir daha aynı. Onu takmayacaksın. Vallahi adam yerine koymayacaksın yani. O hareketini yapmamış sayacaksın. Ama senin bunu yapmanı çok iyi istemiyor. Ne yapıyor bu iş ona? Niye? Gayet güzel. Gereksiz, lüzumsuz diyor. Niye lüzumsuz? İhtiyacı yok diyor. Bak. Tamam, ihtiyaçtan yapmıyorum ki ben onu. Yapmıyorum diyor. Niye, neye göre? Kim o? YouTuber başkanı mı olmuş? İşte bulmuyor. Karar veriyor. Doğru bulmuyor. Niye doğru bulmuyor? Şimdiye kadar onlara hizmet ettim. Onun çocuğuna yani hizmet ediyorum. Mutlu oluyor. Mutluyum ben böyle. Ben programlar diyor. Bak ben sokuyorum, yıkıcı oluyorum. Furkan'dan dedikodu yapmış yine. Yıkıcı olmaya çalışıyorum ben. İnanmıyor, mahsus ediyorum. Yıksın. Neyi programı buraya? Kapatayım diye yapıyor. Mahsus ediyorum. Onun için mi? İnadına. Daha çok bak, kamçıladın beni şimdi. Daha çok şey yap. Daha uzun zaman ayıracağım. Daha uzun video, daha çok canlı yayın. Oradan görsün görsün. Kudur. İman ediyor, bağımlı olmuş diyor. Oh ne güzel, bir bağımlılığım var. Şimdiye kadar hiçbir şeye bağımlı olmamıştım, buraya bağımlı oldum. Oh, ben de bağımlılar arasına katıldım çok şükür. Diyor ki bak, ihtiyacı yok diyor, lüzumsuz işler yapıyor. Ya ihtiyaç için değil ki, her şey ihtiyaç mı? Mutluluk her şey, mutluluk. Tamam param var, her şey yapabilirim. Gezerim, tozarım, yerim, içerim. Ama böyle mutlu oluyorsan? Bu kadar neşeye kadar mısın? Hepsini kazandım. Bir sürü benim burada şeylerim var. Bak ne diyor? Bir tane Sevgi Çevik var. Öpüyorum seni. Esra kızıyor. Sevgicim öpüyorum. Beni böyle arada üzüyorsun ya. Böyle bir dertleşiyorum. Sen? Sen canım. Hep ya? Sorun oluyorsun. Aa, ne? Ya, her dakika. Üzüyorsun. Sevgi ne diyor? O bir şey. Bütün kızlar toplanıp diyor evi basacağız diyor. Ne? İnanmıyorum. Kaan da korktu. Tabii ne canım. Olur. Her meslekten var. Diyetisyenimiz var. Buradan öpüyorum bağımcığımı. Sevgiciğimi öpüyorum. Psikologumuz var. Öğretmenimiz Rümeysa Bacak var. Var da var yani. Ama araya hemen şifit soktu, çay uzattı. Konuşmayayım diye. İşte Esra memnun değil senin bu işi yaptığını. Kim? Esra kim ya? Allah Allah, benim kocam mı Esra? Yapıcı olmuyorum diyor, yıkıcı oluyorum. Tamam yıksın da yıkabiliyor mu? Bakalım kim galip oluyor. Bakalım kim galip gelecek. Bu anlamı bu. Benim inadımı bilmiyorsun sen. Vallahi kuzuya döndürürüm ben onu. Bir terk ederim. Bırakırım. Evim memek hiçbir şey gözüm görmem. Bırakırım. Alırım yeni bir ev. Vallahi sokmam da eve. Dedeye de hasret kalır. Yusra. Eve de sokmam. O zaman kalanlarla. Tercih. Tamam, gidemezsen kal canım. Kusura bakma. Tercih sizin. Tamam, benle gelir. Sanal bir şey. Yine yapacağım. Yiğit de benle gelir. Furkan'ı bilemem. Yapacağını yapar mı o yine? Öyle bir sabah yine yazışmışlar, gördüm WhatsApp'tan, grupta. Ne var? Furkan'ı aradım ben. Dedim ne anlatıyor? Dedi böyle böyle anne. Dedim olay bu. Anne sen nasıl mutluysan. Vallahi öyle çocuk mu ya? Nasıl mutluysan öyle yap. Tamam. Benim eşim bir sorun yapmıyorsa, erkek bu çocuklarım önde gelir. Erkek çocuklarım saygı gösteriyorsa, Esra kim ya? Allah Allah. Onu ciddiye alacağım. Buna bakmasın. O bilmiyorum ne için istemiyor. Bir de yazmış ki en son bir Enis Batur olursun da hepimiz rahatlarız. Niye öyle demiş? Enis Batur olmak daha da çok ileriye açılmak. Daha çok takipçinin olması. İstemeyen insan bunu temenni eder mi? Ama Neşe Hanım'ın dikkatini çekmiş. Bu işi yapmak ona diyor ki, ters geliyor. Bak diyor ki Neşe Hanım böyle diyor saldırganlık yapıyor diyor. Aslında diyor
seni mahcup ediyor diyor bize karşı. Sen utanacaksın, sıkılacaksın, kapatacaksın kanalları. Niye kapatayım ki? Onu istiyor zaten. Ama yapmam ki, ben öyle bir insan değilim ki. Kimsenin şeyinden ben kocamın yerine göre emrinin altına girmiyorum. Koç burcuyum ben. Lider burç. Esra kim ki? Dün affedersin şey yaptım. Kız bana şey yapacak. Emredecek, yönetecek beni. Böyle bir şey yok ki. Allah'a şükür. Vasilik şeyim gelmedi. Belki yaşlanınca 80-90 yaşında vasimi almayı uğraşır yapar onu da. Beni yönetsin diye. İçecek mi anneciğim? Yok. İstedin ya. Öyle yani, değişik. Kıskanıyor ben diyorum o zaman. Çekemiyor. Kızları kıskanmıyor muydu? Kimsenin eve gelmesini kabul ediyor mu? Herkesi kovuyor, herkesi tersliyor. Telefonla bile ben mesela konuşuyorum ya. Ne konuşuyorsun diyor kasat. Ablamla bile konuşsam. Niye öyle ya? Her şey. Onları da kırmışlar. Evet. Şey Cemal'ı yok Cemal'ı. Cemal'ı kırdı. Ne dedi anneme dedi. İki bir dedi arıyorsun şey yapıyorsun dedi. Her şeyi anlatıyorsun Allah. Dedi. Moralini bozmaya çalışıyorsun dedi. İstemiyorum etmiyorum biliyor musun? Saygısız. Ben ona izin verir miyim? Ruh hastası. Beni mi paylaşmak istemiyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Amacı nedir? Şeyi nedir? Bilemem. Anne seni çok seviyorum diyor. İşte paylaşmak istemiyor. Öyle bir anormallikler var insanlarda. Paylaşmak istemiyor. Kimseyle sadece bana ait. Benim. Tamam benim tamam, hepinize yedecek kalbim var yani. Evladımın yeri ayrı. Akrabamın yeri ayrı. Çoluk çocuğumun yeri ayrı. Ne bileyim ben. Konu komşunun yeri ayrı. Hepsine karşı yani ilgili olacaksın. İyi bir yere ruh hastası gibi. Bir kişi var hayatımda ona. Böyle bir şey yok ki. Geniş benim kalbim. Neye? Ha, annesi bitti bu başladı. Şimdi niye hala kapatmadın diyor. İzin alacağım senden değil mi? Bıcık be. Seni bıcı bıcı yapacağım bugün. Hayır. Çok boyamışsın her yerini. Hayır ya. Öyle. Tamam konuşma çekim bitene kadar. Sesin yasakmış. Rütük ceza veriyor. Kim o ya? Esra Rütük. Ya niye? Ya niye yasak ya? Abla anneni annene al. Telefonun var. Ara söyle. Karışma bana de. Tamam mı? Beni alet etmeyin. Her yeri çiziyor. Çizme. Böyle canlarım. Sohbet, muhabbet işte. Dert bir değil, elvan elvan. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Esra şu hadi kapıda belirsin. Yıkmaya çalış. Sen de karşısın. Sen de şeysin. Birbirinizden o zaman ben tuvalete gidiyorum. Dedikodu şey yapıyorsunuz. Ben doğru bulmuyorum. Tabii. O zaman ben tuvalete gidiyorum dedim. Tamam git. Çağırsın beni. Neden herkes seni görsün ki? Niye? Görsün ne olacak? Her yerde görüyorlar. Olmaz. Dışarıda görmüyorlar mı gidiyorsun? Peçe mi var yüzümde? Bu ayrı, bu ayrı. Niye? Bu ayrı. Aynı şey. Burası aslı sanal. Canlı görmüyor ki kimse. Tamam. Canlı değil ki. Dışarıda gidiyorsun canlı. Canlı canlı görüyor. Ne olacak sonra? Kaç yaşına gelmiş insanım? Ya ben söyleyeyim de. Aa, söyle. Ama sokaktaki gibi giymiş burada. Bir yerimiz açık değil ki. Aa, millet nelerini gösteriyor. Baba. Neyimiz? Biz yüzümüz benim görünüyor. Benim üzerimden kalksın. Sorumluluk benim üzerimden kalksın. He. Bu işin şeyi yok. Sefası yok. Esra diyorsun da sen de aynısın. Bu haram. Niye haram olsun ya? Ya. Meşru şartlarda yapıyoruz. Olmasa, haram ne olacak ki? Sohbet olmasa, muhabbet ediyoruz hiç böyle. Hiç olmasa de ki bak. Yaptığım iş yanlış. Yanlış görmüyorum ki ben. Yanlış değil bana göre. Yanlış olacak bir şey yok. Ya bir sürü adam seni görmüyor. Herkes nene diyor, teyze diyor, abla diyor. Görmüyor adam mi? Görsün ne oluyor adam görünce? Dışarıda da görüyor adam, onu diyorum ben. Ya. Bir arabaya biniyorsun görüyor, trene biniyorsun görüyor. Her yerde görüyor adam. O zaman hiçbir yere dört duvar şey cam da taktırmayacaksın. Oturacak karanlıkta. Nezarethane gibi. Tabii kendin gez toz, havalan, civalan. Ondan sonra bize gelirken de kadını görmesinler. Nezarethane gibi. Ne şey diyorsun? Nezarethane diyorsun. Tamam. Adamlara mı atıyorsun? Adam yok ki. Ben bilmiyorum. Adam yok. Bak adam isimleri var. Hepsi bayan. Eşlerinin, oğullarının bilmem ne. O adam da olsa ne olur ki yani? Kimisi halasına benzetiyor. Kimisi bu teyzesine geliyor. Kimisi babaannesine benzetiyor. Sen mi temizliyorsun? He? Ne aşkın? Yine bakıyor musun? Ne var? Moral bozmaya çalışıyor. Hiç takma. Ben olsam takmam. Yok gibi davranacağım. Hayır, babasından al, kızı aynı. Takmıyorum ben. Burada oturuyor. Görmüyorlar mı? Kimi? Para. Benim mi sabahtan akşama kadar?
Video izliyorlar. Video. Sen televizyonu nasıl izliyorsun? Video olarak o gidiyor. Öyle göre ben orada yokum. Sanal. Onu görüyor. Sen televizyonu görmüyor musun? İzliyorsun. Ben ne oluyor? Bir şey mi oluyor? Etkileniyor musun? Hocam bak Allah'ın emrine aykırı hareket ediyorsun. Çekim devam ediyor mu hala? Evet. Belaya burun vurmasın. Bela başınıza gelsin. Sülalenin başına gelsin. Öyleyse inşallah. Amin. Bela başınıza gelsin. Başınız beladan kurtulmasın. Öyle niyet ediyorsun. Allah bak senin başına verdi belayı. Sen ne dedin? Dedin ki bak bu işi yapıyorsun dedin. Malına telef gelecek dedin. Benim malıma hiç de telef gelmedi. Elhamdülillah. Senin malına telef geldi. Kaç kere telefonum bozuldu gittim bir sürü para verdin ödedin. Doğru. Telef sana geldi. Şimdi bela da sana gelecek. Aferin ya iyi gel. İzliyorum ya. Allah'tan. Çünkü alma mazlumun halını çıkar. Ahestaz ben bir mazlum kişiyim. Hem yetim hem öksüzüm. Uğraşma benden. Annem de yok babam da. Kime sığınayım? Duygusallığa sığınma. Duygusallıktan duygusallık ben bir şey yapmıyorum ki buradan. Biz gerçekçi konuşuyoruz. Gerçek konuşuyorum bana benden. Kız, bak, bana kız ama hakkaniyet adına kız. Ya tamam da sen şimdi nefkaniyet çıkıyorsun komşun adına. Görüyor. Dışarıdaki nefkaniyet. Görüyor. İçerideki görüyor. Bankaya gidiyorsun oturuyorsun konuşuyorsun. Ne bileyim kredi alıyorsun veriyorsun. Hep erkekle muhatapsın. Hangi daireye gitsen. Onlar ben da görüyor. Bulurum. Onlar da görüyor. Ben doğru bulmuyorum. Esra da şey yapıyor. Şiddetle karşı. Maşallah. Ben sana söyleyeyim. Esra onun için bozmaya çalışıyor. Yıkmaya çalışıyor. Niye? Ne için? Açıkla desin. Yapma desin. İhtiyacı yok. Kendisi ya yok ihtiyaç değil ki her şey. İhtiyacı yok. Diyor. Ben burada mutlu sen oluyorsam, huzur buluyorsam. Başka şeylere de mutlu edebilirsin. Kitap okursun. Nasıl? Kitap da oku. Ne yapacağım okuyor. Edebiyat oku. Tamam ne olacak al, yani bu yaşta? Değil mi siyaset oku. Ne olacak? Medreseye şey mi yapacağım? Hütbeye mi çıkacağım? Al dini yayınları oku, kaynakları oku. Biliyoruz. Elhamdülillah kafamıza bir şey takılsa bakıyoruz. Fetva makamını arıyoruz, soruyoruz. Öyle de kendimizi yani şey yapıyoruz, bilgilendiriyoruz. Daha kendini büyütebilirsin, geliştirebilirsin. Ya alternatifler çok. Şimdi benim burada nefsim var. Nefsim var. Bak şimdi ben annemi yeni kaybetmişim. Ben tutunacak dalım yok. Sen benim üzerime biniyorsun. Öbürü biniyor, o biniyor. Ben şurada bir huzur buldum. Huzur bulduysam vicdanımı rahatlatıyorum yani. Öğret bir şey. Niye eziyet edeyim? Niye kendime çile? Bir yerimden bir hastalık patlasa sizin stresinizden. Kim kurtaracak beni? Kim kurtaracak? Atacağınız çukura arkanızı dönünce lay lay lom. Malı nasıl bedeşelim? Ay annemden ne kaldı? Ay altını benim mi olsun? Ay parası benim, arabası benim, evi benim demeyecekler mi? Kusura bakmayın. Her şey kalacak. Amelinle bak. Kusura bakma o zaman. Tamam. Amelim benim amelim. Kimse kimsenin bunlar mezarına girmiyor. Sorgulan. Hiçbir şey yok ki bunda. Bu devirde. Melakeyim ben vallahi. Öyle görüyorum kendimi. Elhamdülillah. Bundan sorgulanacak. Hem de çok ağır. Şimdi açma kutuyu, söyletme kötüyü. Tamam. Heh, bak tamam. Herkes kendi günahını biliyor. Ben burada bir cam arkasına sığındıysam 3-5 böyle kendimi rahatlatıyorum, anlatıyorum, şey veriyorum. Mesela onlardan, onlar benden feyiz alıyor, ben onlardan feyiz alıyorum, rahatlatıyorum. Mesela diyelim ki kendine göre bir arkadaş edin, arkadaş grubu. Ne gibi? Onlarla şey yap. O şekilde zaten burası. Kimse yok. Kimse yok ki. Sen öyle bile erkek, dünyanın, erkek, erkek, erkek. Dünyanın öbür tarafından seyredilmiyor mu? Edilsin. Peki bir erkekler yok kötü mu? Kötü bir şey yok ki. O şeyi ben vermiyorum o insanlara. Tamam mı? O düşünceyi yaratmıyorum. Erkekler seni görmüyor. Hayır, dini güzel görüyor. Şeyler. Bak dini güzel şeyler konuştuğun zaman herkesin ölüsü var, herkesin hastası var, herkesin inancı var. Ne oluyor? O yönde bana bakıyorlar bakış açıları. Hayır. Ben kalkıp dans etmiyorum. Tabii öyle olsa tamam. Bikiniyle oynamıyorum. Öyle yaparsan evet. Tamam bak o dediğin doğru. Tabii, hep erkekler bana abone olur. Ama hepsi bayan, aile bayanı hepsi. Esra da yanlış görüyor, ben de yanlış görüyorum. Aman görün ya. Tamam. Yanlışınız kendinizin olsun. Öyle o kıskandığından. Bak herkes şey yapmış. Eleştirmiş. Eleştiriyorlar bu yanlış çünkü Esra. Kimseye bir zararım yok. Ben memnun. Onlar memnun. Bitti. Gizli saklım da yok kimseden. Ne yaptığım da ortada.
Öyle yani. Doğru buluyorsun. Kötü yara mı düşmüşsün? Ne olmuş yani? Doğru buluyorum tabii ki. Doğru bulmasam zaten yapmam. Doğru. Ama sen burada iş, evini, işini, eşini ihmal edebilirsin. Edemem. Çünkü niye edeyim? Onlarca insana, ben orada bakıyorum, onlarca insana mesaj yazıyorum. Ben işimi asla aksatmıyorum. İnsanlara işimi ihmal etmiyorum. Ne çalışıyorsun? Evimi ihmal etmiyorum. Ben yine yapıyorum. Öyle bir şey yok. Cevap veriyorsun. Vereceksin tabii ki. Zaman harcıyorsun. Vereceksin o kişiler tabii ki. Bir şeyler yazdılarsa onlara karşılık vereceksin. Onlara değer verdiğin ispatı bu. Öyle. 24 saat mı giriyorum ya ben? Mutlu olmanın bir saat. İslami insani yönü bu değil. Başka türlü de olabilirsin. Sen mi söylüyorsun? Ben öyle görüyorum. İslamiyette onu, yani mutluluk. Yok yok, onu demiyorum. Niye diyorsun? Ben insani yönde, İslami yönde mutlu olmanın başka yolları da var. Bu İlla, insani yön işte. Hı? İnsani yön bu. İslami yönden de bir şeyimiz yok. Başımız kapalı çıkıyoruz böyle. Bir şey yaptığımız yok yani. Senin niyetin başka. Yok görmesinler de bilmem ne de vebal de o da bu da. Yani görüyorlar. Herkes herkesi görüyor. Tamam şey yap. Al bir sürü kitap. Şey mi koyayım istiyorsun? Perde arkasından mı konuşayım? Oku. Perde koyayım buraya. Perdeden beni. Görmek koy. İstiyorlar. Bak. Nur cemalini göster diyorlar bize ablacığım. Batı klasikleri var, doğu klasikleri var. Tamam da ne yapacağım? Bilmiyorum, arkadaşım lise öğrencisi miyim ben? Karton koy. Kendimi yönlendireceğim ona göre. Ya niye? Geçti artık, bitti. Nasıl geliştireceksin kendini? Geliştiriyorum ben okuyarak kendimi. Okuyarak geliştireceksin kendini. Ne? Bu saatten sonra neyi geliştireceksin? Burada ne yapıyorsun sen? Neyi geliştireceksin? Bu saatten sonra benim hakkım ne biliyor musun? Benim hakkım ne? Bunu mu elemişim, eleğimi asmışım, çoluk çocuğumu yetiştirmişim, dünyalımı yapmışım, paramı cebime koyacağım, para da değil, kart artık geçerli. Dünyayı turlayacağım. Budur yani. Sinan. Otur otur otur, kitap oku, kitap oku, kitap oku. Ne olacak yani? 80 yaşında seremiye yaptı. Biliyoruz. Evet. Eğilik gördü herhalde. He? Eğilik gördü zaten. Ustalık döneminde. O yok. O 4 senede bitirdi. Süleymaniye. 4 senede bitirdi. Demaniye. Yani Leonardo da Vinci'ye bak, bütün bu dahilerin insanı ortak bahçesine diktiği fidanlar var. İşte ben de fidan dikiyorum. İşte bak geç yaşımda ben yani de bu insanı benim fidanım değiştirecek bu. Buruşlar var. İnsan hayatını değiştirecek buruşlar var. Bunlar hep sen diyorsun ki ben şu anda olmayayım. Hayır. Sen daha çok kendini geliştirip verimli olabilirsin. Onun mesleği o saydığın kişilerin. Ben ev hanımıyım. Kendi mesleğimde olsa tamam. Daha iyi. İlerlersin. Üniversite mezunusun, alırsın. Neyi alacaksın? Kitapları. Ne olacak okudun? Şeye, günlük var okudun, var benim derslerim yaparsın, var. Değil mi? Çalışsam dersime çalışacağım. Bak yani. Sınavım geçti benim. Kitabı yeni aldık. Var geliştiriyorum. Onu da kabul etmedin. Veteriner de kabul etmedin. Ben yürümeyi ne dedin? İlahiyat dedin. İlahiyat oku dedin. İlahiyat da okuruz burası bitince. Öyle. O zaman daha çok verimli olurum. Diplomalı sohbetkar yaparım o zaman. Öyle canım. Klasikleri okumun. Torununa bak, işle klasikleri. Torununa öğret, yetiştir. Torunun var elinde. Vatana millete faydalı bir kişi olarak yetiştir. Bizden bitti artık. Bu kadar. Ben bilmiyorum. Bizim vademiz buraya kadar. Değil mi? Tabii. Anneanne de olduk. Çoluk çocuğu da yetiştirdik. Bitti. Buraya kadar. Böyle bu da bir hobi gibi yani. Eğlencesine. Kendimi rahatlatmak, mutlu olmak, huzur bulmak. Burada ben huzur buluyorsam ona saygı duyman lazım. İnsan gerçekten ne zaman ölür biliyor musun? Unutulduğu zaman. İşte bak, unutulmamak için uğraş. Bak ne güzel söyledin. Bak unutulmamak için. Unutulmayacağım asla. Eser bırakıyorum. Tabii hatırlayacak ya, yeni yetmeler. Yıllar sonra açacak da bu videoları. Kendilerine ders çıkaracaklar. Allah rahmet eylesin teyzemizi. Ablamızı, nenemizi, babaannemizi, anneannemizi. Babaanne diyenler de var. Yani, diyecekler ki elhamdülillah. Bak buradan belki bir şey çocuk kendisine çıkarttı. Tamam, bir konuşmadan belki bir şey esinlendi. O da bir sevap. Bildim mi ben niye? Biliyorsam herkes bilsin benim bildim. O da bir sevap. Sevap ben, yazılacak. Bilmeyeyim deyip çekiliyorsun kenara. Olmuyor öyle. O zaman konuşmayın arkadaşım. Saygı duyacaksın. Şapka
İndireceğim, bitti. Elhamdülillah. Yanlış. Sen bana demen lazım ki, he, bunu mutlu musun? Huzurlu musun? Tamam, Allah yolunu açık etsin. Ben söylediğimi söyledim diyeceksin, saygı göstereceksin. Ben hepinize saygı gösteriyorum. Kimle olmak istiyorsa hala arkanızdan itiyorum. O onu yapmak istiyor, tamam. Bu bunu yapmak istiyor, tamam demiyorum mu? Para mı pul mu ne lazımsa da tamam sen diyorum. Kitapla zıtla şerefle nasıl mutlu olabilirsin? Yani hangi kitapla? Niye? Ne? Çağımızda öyle bir şey yok. Bütün kadınlar çalışıyor. Bütün kadınlar 1000 kişiyle muhatap oluyor. Eskisi gibi değil ki. Kadın evde oturuyor, adam getiriyor. Ayla güneşe çıkartmıyor. Öyle bir devir değil ki. Devir bu devir yani. Her peygamberin diyorsun zamanında bir meslek vardı. O peygamberler o mesleğe göre geldiler diyor. Geldiler. Şimdiki benim zamanımın şeyi de bu sanal alem. İnternet. Ben de bu işi yapıyorum. Kusura bakma canım. Araştırabilirsin. Hayt. İnsan böyle oturdu mu kalkamıyor. Çocuk hoşuma gidiyor. Sohbet muhabbet. Canlarım bekliyorlar şimdi. Hemen bunu göndereceğim kanalıma. Oradan izleyecekler ya, Allah'ın bizim izniyle. Bizim şeyimizde gitti şey. Konuşma canım. Biliyorsun açık olduğunu. Bunak mısın? Olduğunu hayır bunak mısın? Açık tamam, unutuyorsan artık Allah yardımcın olsun canım. Konuşma. Başka bir şey demiyorum. Öpüyorum herkese. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Sizlerle varım. Siz de benle. Görüşmek üzere canlarım.